Merhaba arkadaşlar. Eşlik ve benzerlik konusuyla karşınızdayım. Hemen konumuza bakalım. Ben konumuzu iki bölüme ayırdım. Niye? Çünkü şu ana kadar 8. sınıflarda aslında eşlik ve benzerliği biz üçgenlerde eşlik ve benzerlik olarak anlatıyorduk. Fakat bu seneden itibaren bazı değişiklikler oldu. Nedir o? Ee, çokgenlerde eşlik ve benzerlikle beraber anılıyor. Aslında buna çok da yabancı değiliz. Niye? 7. sınıfta zaten biz bu konuyu görmüştük. Çokgenlerde eşlik ve benzerlik olarak görmüştük. Peki ne farkı var? Hemen bir bakalım. Farkında da bakalım arkadaşlar. Şimdi çokgenlerde eşlik ve benzerlik olabilmesi için hem karşılıklı açılar eşit olacak hem de karşılıklı kenarlar oranlı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar var ise o zaman biz ne diyoruz? Benzerlik vardır arkadaşlar. Benzerlik oluşuyor. Peki buna ek olarak eğer kenarlar oranı bir olursa kenarların oranı bire eşit ise o zaman da ne vardır? Eşlik. Peki, benzerliği nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Benzerliği ya şöyle bir kıvrım ya da iki tane şöyle. Eşliği nasıl gösteriyoruz? Eşlikte arkadaşlar eşittir ve üstünde şöyle bir işaretle gösteriyoruz. Peki, üçgenlerde ne farkı var bunun arkadaşlar? Üçgenlerde şöyle diyoruz. E, açılar birbirine eşitse, yani açıları birbirine eşitse üçgenlerde benzerlik olması için yeterli. Hatta iki tane açısı birbirine eşitse yine benzerlik olması için yeterli. Veya diyoruz, tüm kenarlar oranlıysa ne vardır? Benzerlik vardır arkadaşlar. Şimdi bunlar var ise benzerlik vardır. Buna ek olarak kenarların oranı 1 olursa kenarlar oranı bir ise o zaman ne de diyoruz? Eşlik vardır arkadaşlar. Peki. Hemen konumuza devam edelim. Arkadaşlar biz bir üçgen verdik. Mesela dedik ki ABC üçgenini, DEF üçgenini irdeleyelim. Şimdi ABC üçgen ile DEF üçgenine verdiğimiz zaman mesela biz genelde şöyle veriyoruz. Hani ABC ile DEF'yi aynı yönde veriyorlardı. Ben öyle yapmadım. E, ters çevirdim mesela şekillerden birini. Buradaki A açısının ölçüsü arkadaşlar A açısı ile D açısı birbirine eşit. Başka B açısıyla da kim eşit? E açısı eşit. C açısıyla da F açısı eşit. Arkadaşlar bunlar var ise yani bir üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit verilmiş ise arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Benzerlik vardır bakın. Benzerlik vardır ama neye göre vardır? Şimdi ABC üçgeni arkadaşlar benzerdir. Kime? DE F'ye. EDF desem olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü buradaki birinci yazdığımla buradaki birinci yazdığım açıları birbirine eşit olacak. Şuradaki ikinci yazılanla buradaki ikinci yazının açıları birbirine eşit olacak. Başka? Buradaki C açısıyla F açısının açıları birbirine işte olacak. Demek ki iki üçgen birbirine benzerse bunları nasıl yazıyoruz? Açı sırasına uygun bir şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Peki benzerlik var ise yani ABC üçgeni DF üçgenine benzer ise o zaman neler vardır? Şimdi ona bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar iki üçgen birbirine benzerse kesinlikle Kenarları da birbiriyle nedir? Oranlıdır. Yani AB kenarı kime? DE'ye. Başka BC kenarı kime? EF'ye. Bakın yazarken sırasına uygun bir şekilde yazıyoruz. Mesela AB DE. Sonra BC'nin EF'ye, AC'nin de kime? DF'ye oranı bir K sabitidir. K sabiti dediğimiz arkadaşlar burada benzerlik sabiti veya benzerlik oranı. Şimdi eğer bu sabit 1'e eşitse ne olurdu arkadaşlar? Üçgenler birbirine aynı zamanda sadece benzer olmaz birbirine eş olurdu. Peki ikincisi başka ne olabilir? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. İki üçgen birbirine benzerse sadece kenarları oranlı değildir arkadaşlar. Çevreleri de birbirine oranlıdır. Yani çevre ABC'nin çevre DEF'ye oranı yine bir k sabitine eşittir. Aynı k sabitidir bakın. Başka üçüncüsü alanlar oranı. Yani alan ABC'nin alan DEF'ye oranı He, bu sefer bir şey değişecek arkadaşlar. Ne değişecek? Benzerlik sabitinin karesine eşit olacak. Ne demek bu? Atıyorum bir örnekle açıklayayım ben size bunu. Şimdi birbirine benzer iki tane üçgen verelim. Birisi 3 4 5 üçgen olsun. Birisi de şöyle 6 8 10 üçgen olsun. Arkadaşlar bu iki üçgende kenarlar birbirine oranı 3'e 6. 1 bölü 2 mi? Evet. 4'e 8. 1 bölü 2. 5'e 10. Kenarların oranı kaç? 1 bölü 2. Çevrelerini oranladığınız zaman ne olacaktır? 3, 4 daha 7, 5 daha 12. 12'nin 6, 8 daha 14, 10 daha 24. Çevreleri oranı yine 1 bölü 2 mi? Evet. Peki alanlar oranı ne olacaktır? Arkadaşlar bu şeklin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'dir. Ne olacaktır? 6 birim kare. Diğeri de 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani 24. 6 bölü 24. Bu da ne yapar arkadaşlar sadeleştiği zaman? 1 bölü 4 olacaktır. Peki 1 bölü 4. Burada 1 bölü 2'nin neyidir arkadaşlar? Şu 1 bölü 2'nin karesidir. 1 bölü 2'nin karesi arkadaşlar. Peki. Şimdi bir örneğimiz var. Hemen çokgenlerle ilgili bakalım bu örneğe. Ee, çokgenlerde benzerlik olabilmesi için kural neydi arkadaşlar? Bir. Şekillerdeki açılar yani üçgen çokgenlerdeki açılar birbirine eşit olacak. 90'a 90, 90'a 90, 120'ye 90 90, 120, 120, 120 60'a 60. Açıların hepsi karşılıklı açıların hepsi birbirine eşit olacak. Bir de kenarlar birbirine oranlı olacaktı. Mesela 4'e 2. Bakın 4'e 2. 2 katı mı? Evet. 12'ye 6. 2 katı. 10'a 5. 2 katı. 6 köküçe 3 kök 3. 2 katı mı? Evet. Hep ne çıktı arkadaşlar? 2 katı. Kenarlar birbirine oranlı mı? Oranlı. Açılar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman ne diyoruz? A, D. Dörtgeni benzerdir kime? K, L, M, benzerdir arkadaşlar. KLMN'ye benzer. Hemen devam edelim. Peki bize bazen şöyle şekiller veriyor. Diyor ki yandaki kareli zeminde KL doğru parçasını kullanarak e, ABC'de yamuna eş bir çokgen elde edelim diyor. Şimdi ABC'de yamuğuna eş bir çokgen elde edebilmek için Eş dediğine göre parçalardan birisi buna eşit olacak. Mesela kale doğru parçasına bakalım. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. 6 birim eşit olan ne var? AB 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. DC uzunluğu var. Ha, ne yapmış sanki? Şekli yan çevirmiş. Peki e, K noktasını D noktası gibi düşünecek olursak C gibi de düşünebiliriz. Yani simetriğini de alabiliriz ama biz D gibi alalım diye düşündük. 2 birim sağda, 4 birim yukarıda. İki birim aşağı indirdik. Dört birim yukarı çıktığınız zaman şurası ne olacaktır? Birinci seçmemiz gereken nokta. Buradan üç birim aşağı doğru devam ettirdiğiniz zaman ikinci noktamız da şurası olacaktır. Buraya M şuraya da N noktası diyelim. Şimdi bakalım. L'den N'ye bir doğru parçası. Bir de K'dan M'ye bir doğru parçası çizdiğiniz zaman bu iki çokgen yani birbirine eş olacaktır arkadaşlar. Bakalım kontrol edelim. Kanın 2 birim altında, dört birim üstünde. L'nin bir birim solunda, 4 birim yukarısında. C ve D için bir birim solunda, 4 birim üstünde. D'nin de A'ya göre konumu iki birim sağında, 4 birim üstünde olacaktır. Evet, bu soru artık üçgenlerle ilgili olan bu soru 2015 yılında, 2010 yılında arka arkaya e, sordukları sorulardan birisiydi. Arka arkaya derken hani e, tekrarlanan e, sorulardan birisiydi arkadaşlar. Yandaki karelizeminde verilen DE doğru parçasını aşağıdaki noktalardan hangisiyle birleştirilirse ABC üçgenine eş bir üçgen oluşur diye sormuştu. Benzer bir soruydu yani sorunun aynısı değil arkadaşlar. Şimdi ABC üçgenine bakıyoruz. ABC üçgen nasıl bir üçgen? Geniş açılı bir üçgen. O zaman DE'nin de birleştiği kenarlarla ne olması lazım? Geniş açılı bir üçgen oluşturması lazım. O zaman buradaki M noktasının olma imkanı var mı? Yok. Çünkü M'yi seçmiş olsak şurada dar açılı bir üçgen çıkacak. O zaman ya N olacak ya da L veya K olacak. Peki e, AB doğru parçasının C ile arasında ne kadarlık bir mesafe var? Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 birim. Ha, 3 birim üstünde olacak. 1, 2, 3 birim. Demek ki şu doğrultuda olması gerekiyor. L, M, olduğu yerde. Peki B ile C arasında nasıl bir fark var? 2 birim sağında 3 birim üstünde. E, bir, N ile e N arasında öyle bir şey var mı? Hayır. 1 birim sağında 3 birim üstünde. O zaman bu tarafa bakalım. İki birim solunda, üç birim üstünde ne noktası var? L noktası var. Demek ki L'den D doğru parçasına, bir de L'den yine aynı şekilde arkadaşlar E doğru parçasına şöyle bir doğru parçası indirdiğiniz zaman ortaya çıkan bu iki şekil ne olacaktır? Birbirine eş olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi benzerliğin çok kullanıldığı, çok, çok kullanıldığı şekillere bakalım arkadaşlar. Evet. Ee, üçgenleri seviyorlar. Ee, fakat biz benzerliği anlatırken genelde ne vermiştik? Hani iç içe üçgenler vermiyoruz. Genelde bir üçgen yanında bir üçgen daha benzerliği anlatıyoruz arkadaşlar. Ee, fakat e, şekillerde her zaman sorular böyle gelmiyor. Ne yapıyor? Bazen iç içe şekiller veriyor. Bunlardan birisi bu. Şimdi e, buradaki açılarda önce bir kontrol edelim. Mesela şurası 90 derece. Burası da 90 derece. A açısı ne yapılmış? Ortak kullanılan bir açı. Şuradaki açı ortak kullanılan bir açı. Peki bunlar 90'sa paralellik var mıdır arkadaşlar? Kesinlikle vardır. O zaman şuradaki açılar ne olması lazım? Bakın şuradan şöyle doğru parçaları indirecek olsak şöyle. Şuradaki açılarla şuradaki açı yöndeş açıdan dolayı birbirine eşit olması gerekmez mi? Eşit olması gerekir. Eee, kural şu arkadaşlar. Benzerlikte her zaman kullandığımız kural eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine oranlıdır. Bakalım. Eşit açılar neresi? Bu küçük üçgende. Yani AED üçgenini alalım. Şöyle. A D E. Şurası 6 birim. Şurası da X birim olarak alınmış. Şimdi şu açının karşısında. E açısının karşısındaki kenar kaç? 6. Bu açıya eşit olan şurada C açısı var. C açısının karşısında kollarını bittiği yerde kaç var? Şurası toplamda kaç birim? 9. 6'nın 9'u oranı kimin kimin oranına eşit olacak? Şu açının karşısında A, açının, A açısının karşısında hangi kenar var? X var. Peki büyük üçgende A açısının karşısında ne var? 12 var. Ee, o zaman sadeleştirirsek. Şimdi arkadaşlar 6'nın 9'u oranı 3'e böldük. 2, 3'e böldük. 3. İşler işler çarpımından 3x eşittir 24 olacaktır. O zaman x eşittir kaç çıkacaktır arkadaşlar? 8 çıkacaktır. Peki bir şey hatırlatayım burada mesela gelmişken x 8 bulduk. Şurası 10 deseydi ve şurayı sorsaydı yani y eşittir kaçtır deseydi arkadaşlar iç içe verilmiş üçgenlerde tabanlar değil de sadece kenarlar onlarla ilgili bir soru gelmişse şöyle çok basit bir kuralımız var. 6'ya 3 ne olmuş? Yarısı gelmiş. O zaman ona da ne gelecektir? Yarısı gelecektir. 5 bu şekilde. Bunu da yarısı kadar artmıştır diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet biraz önceki soru kalımıza çok benziyor. Ortak açımız var. Yöndeş açılar var. Paralellik var çünkü. Şuradaki açılar da yine birbirine eşit. Paraleli onun için veriyorlar arkadaşlar. Bir soruda paralellik gördüğünüz zaman nedir? Eşit açıları veya eşit ters açıları kullanıyordur. Peki kural ne arkadaşlar? Şurası A açısı olsun, şurası B, şurası da C olsun. İsimlendirme yapıyoruz. Burası B, burası da C. Eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine oranlıdır. A açısının karşısında küçük üçgende kaç var? 8 var. A açısının karşısında büyük üçgende kaç var? 24 var. Peki küçük üçgende C açısının karşısında kaç var? 6 var. Büyük üçgende C açısının karşısında ne var? 6 artı x var. Aslında mantık şöyle. 8'in kimi oranı? 24'e oranı. Başka? 6'nın da 6 artı x oranı arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Şimdi 8 ile 24 arasında nasıl bir oran var? 8'in 24'le sadeleştiği zaman 1 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 6 artı x eşittir ne olacaktır? 18. X buradan kaç çıkacaktır? 6 karşıya geçerse 12 çıkacaktır. Evet. İçi verilmiş dik üçgenler. Bir dikdörtgen içerisinde, paralelkenar içerisinde bazen kullanılabilir e, bu tip şekiller. E, dik üçgenlerin içerisinde yine böyle üçgenler verilmiş olabilir. Yine isimlendirme yapmak burada kolayımıza gidecektir. Mesela şuraya bir A açısı diyelim. A açısı. Şurası 90. Şurası da B açısı olsun arkadaşlar. Peki buradan yola çıkarak şunu diyebilir miyiz? A, 90 ve B iç açılar toplamından 180 olmaz mı? Yani A artı B artı 90 eşittir 180 derece. Peki bir doğru üzerindeki açıların toplamı kaç derece oluyordu? O da 180. E burası B, burada 90 ise buraya ne gelmesi gerekir? A. E peki burası A ise 90 buraya ne gelir? B. E, bitti mi artık? Bitti. Niye? Çünkü eşit açıların karşısında kenarlar birbirine oranlıdır. A'nın karşısında kaç var? 6 var. A'nın karşısında kaç var? 12 var. Benzerlik oranı kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2. B'nin karşısında kaç var arkadaşlar burada? B'nin karşısında X var. Burada B'nin karşısında kaç var? 8 var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre x buradan ne çıkacaktır? 4 olacaktır arkadaşlar. Evet. Ee, bu da yine çıkmış sorulardan birinin benzeri arkadaşlar. Ee, 2013 yılında buna benzer bir soru geldi. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi verilen nereğe üçgenine benzer değil? Nereğe Fransız bir üçgen herhalde. Nereğe üçgenine benzer değildir diyor. Öncelikle verilmemiş bir açı varsa onu bir yazalım. Mesela buraya 70, buraya 50 buraya ne gelir arkadaşlar? 60 derece gelecektir. Şimdi kura şu. Öncelikle üçgenlerde benzerlik olabilmesi için eşit açılar varsa, birbirine eşit açılar kullanılmışsa bu üçgenler birbirine benzerdir. 70, 50, 60 bu açılardan en az iki tanesini sağlıyorsa benzerlik olacak. Mesela 50, 60, 70. E bu kesinlikle ne olması gerekir? Benzer. 50, 70. E buraya ne gelir? 60. Bu da kesinlikle benzerdir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani açılar eşit olması zaten benzerlik olması için yeterliydi. Ha bir de kenarlar vermiş. Bunu niye vermiş? İşte burada ekstra bir bilgi var. Şimdi eğer açılardan sadece birini verip sağındaki ve solundaki kenarları verirse ona benzer olup olmadığını anlamanın yöntemlerinden biri de şudur arkadaşlar. O eşit açının sağındaki ve sonundaki kenarların birbirine oranı veya en sade halleri diğer üçgende de karşımıza çıkarsa o da benzerdir. Mesela 12 bölü 16. Sadeleştirdiğiniz zaman 12 ile 16 sadeleşirse kaç çıkar? 3 bölü 4 çıkar. Yani 50 derecenin sağında ve sonundaki kenarlar biri 3'ün bir de 4'ün katı olması gerekir. Şimdi benzer dediğimiz kenarlardan üçgenlerden birisi şuydu bakalım. Sağlamış mı? Sağlamış. Evet 3 bölü 4 oranı burada var. Peki burada 15 bölü 20. Bakalım 15 bölü 20. 5'e böldük 3. 5'e böldük 4. 3 bölü 4 oranı var. Evet. Peki geldik buraya. 50'nin sağında ve solundaki kenarlar 3 bölü 4 oranını taşıyor mu? Hayır. Karelerini de almış. Yani 3'ün karesi işte 4'ün karesi. Fakat bu bizim için yeterli değil. O zaman doğuracağımız ne olacak arkadaşlar? Değişik olacak bu üçgen benzer değildir. Peki. Geldik kum saati şeklinde. Arkadaşlar Böyle bir şekil görürsek yani kum saati gibi şekiller görürsek paralellik varsa kesinlikle ne vardır? Benzerlik vardır. Yani şurada bir paralellik vermişlerse burada biraz uyanık olmak lazım. Şu iç ters açılar vardır. Şurası A açısıysa şurası da A açısıdır. Şurası bir B açısıysa şurası da bir B açısıdır. Şuradaki açılarda ne olacaktır zaten? Ters açılardan dolayı burası C ise burası da C'dir. Kural neydi? Üçgenlerde benzerliği ispat ettiğimiz zaman eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine oranlı gelir. Olay bu. C'nin karşısında kaç var? 4 var. C'nin karşısında kaç gelmiş? 12 gelmiş. Bu üçgen benzerlik oranı ne? Bu iki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 3'tür sadeleştiğinde. Peki küçük üçgenle başlayırsanız küçük üçgenle devam etmeniz lazım. B'nin karşısında ne var? X var. B açısının karşısında kaç var? 6 var. Benzerlik oranı sadeleştirdiğimiz zaman ne çıkıyordu arkadaşlar? Şunlar 1 bölü 3'tü. O zaman 3x eşittir 6 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 2 olması gerekiyor. Evet bu sefer paralellik vermemiş fakat bir şey vermiş. Şu açı C açısıyla AD açısı birbirine eşit. Yani şurası diyelim ki atıyorum bir B açısı olsun. O zaman burası da bir B açısı olacak. Peki ortak kullanılan bir açı var mı? Var. Şurası ne? A açısı. Arkadaşlar Küçük üçgene bakalım, a açısı var, b açısı var. Büyük üçgene bakalım, a açısı var, b açısı var. Şuraya c dersek biz, bir c açısı olsun dersek. Bakın daha hiç kenarları falan bakmadık. Büyük üçgende de kenar, e, açılar, a açısı, b açısı ve ne olması gerekir? C açısı olması gerekmez mi? Evet. Kural neydi arkadaşlar? Eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine oranlıydı. Peki hemen bakalım, şimdi. A açısının karşısında ne var? 6 gelmiş. A açısının karşısında ne var? 18 gelmiş. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 3. Peki C açısının karşısında kaç var? 4 var. Büyük üçgende C açısının karşısında kaç var burada bakın? 3 artı Y var. Hemen buradan bir bulalım. 6 bölü 18 sadeleştiği zaman 1 bölü 3. 1 bölü 3 oranın olabilmesi için şuranın ne olması lazım? 12 olması lazım. E, buranın 12 olabilmesi için de y'nin kaç olması lazım arkadaşlar? Y'nin 9 olması lazım. Devam edelim. Şimdi B açısının karşısında kaç var? 3 var. Büyük üçgende B açısının karşısında kaç var arkadaşlar? X artı 4 var. E, o zaman buradan da yola çıkarak e, 1 bölü 3 oranın olabilmesi için şuranın 9 olması gerekiyor. Şu oranın olabilmesi için. Buranın 9 olabilmesi için x'in kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 5 olması gerekiyor. Geldik bir çokgen sorusuna. Şimdi şunu çokgenlere gelmişken hemen bir hatırlatalım. Arkadaşlar çokgenlerde açılar birbirine eşit, kenarlarda birbirine oranlıysa benzerlik vardı. Fakat burada ekstra bir bilgi vereceğim bütün düzgün çokgenler kenar sayıları birbirine eşit olduğu zaman benzerdir. Ne demek bu? Mesela bütün kareler birbirine benzerdir. Bütün düzgün altıgenler birbirine benzerdir. Başka bütün daireler birbirine yine benzerdir. Yani düzgün çokgenler aslında kenar sayıları eşit olduğu müddetçe birbirine benzerdir. Tabi dikdörtgen bir düzgün çokgen değil. E, dikdörtgenin başka bir dikdörtgene benzeme kuralı şu. Büyük kenarı büyük kenarına küçük kenarı da küçük kenarına oranlandığında eşit çıkıyorsa benzerdir. Mesela 12'nin 9'u oranı 8'in 6'ı oranına eşitse benzerlik vardır. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 72 eşittir 72. Eşitlik varsa veya sade, en sade halleri birbirine eşitse benzerlik vardır. Yani bu demek ki benzerliği sağlıyor. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 12'nin 8'e yani büyük kenarın Küçük kenar oranı. 12'nin 8 e oranı kaç? İşte 4'e böldüğünüz zaman 3. 4'e böldüğünüzde 2. 3 bölü 2. Bu oran diğer dikdörtgenlerde büyük kenarın küçük kenara oranına eşitse bu da benzerdir. Mesela 3 bölü 2 bakın bu benzer. 9 bölü 6. 9 bölü 6 sadeleştiği zaman o da 3 bölü 2 yapar. Bu da benzer. 24 bölü 16. Bakalım bir. 24'ü e 16'ya böldüğünüz zaman 8'e böldük 3. 8'e böldük 2. Benzer. Ha, peki burada 14 bölü 10. En yani sade hali kaçtır? 7 bölü 5 benzer mi? Değil. Mesela burada bir aldatıcı ifade var. 8 2 artmış 10 olmuş. 12 2 artmış 14 olmuş. Ee, oran değil. Artışların eşit olması arkadaşlar benzerliği sağlamaz. Oransal büyürse yani katları şeklinde büyürse o zaman benzer olur. Burada benzer değildir. Peki. Birbirine benzer iki üçgenden ABC üçgeninin DF üçgenine benzerlik oranı 3 bölü 4'müş. DF üçgeninin çevresi 36 santimetre olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi ne kadardır diye soruyor. Kaç santimetredir diye soruyor. 2016 yılındaki çıkan sorunun bir benzeri arkadaşlar. 2016 yılında benzerlikle ilgili gelen soru bu şekildeydi. Şimdi iki üçgen var. Sırasını dikkat ederek yazalım. Çevre ABC'nin Çevre DEF oranı üçgenlerin birbirine çevrelerin oranı benzerlik oranı 3 bölü 4'müş. Peki DF üçgenin çevresi kaç verilmiş? 36 diye verilmiş. E, ABC'nin çevresi nedir diyor. Basit bir oran sorusu oldu artık. Öyle değil mi? E, şimdi 4 ile 36 sadeleşirse 1, 9. Eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler birbiriyle sadeleşebilir. İşler dışlar çarpımından x eşittir ne çıkacaktır arkadaşlar? 27. Evet. Geldik bir dik üçgenin içerisindeki bir soru kalıbına. Şekildeki dik üçgende BF'de bir kare olmak üzere karenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bazen kare verir bazen dikdörtgensel bölge verebilirler bu tip sorularda. Burada bir ipucu vereyim size. Arkadaşlar bu tür dikdörtgensel, dörtgensel bölgelerin alanını sorduğu benzerlik sorularında İki tane sayı verdiği zaman genelde bu iki sayının çarpımı cevabı verir. Mesela 4 kere 9, 36 cevabı verir büyük ihtimalle. Fakat yine de soruyu çözelim, cevabı bulalım. Çünkü daha sonra yanlış çıktığı zaman bana küfür etmenizi istemem arkadaşlar. Şimdi burada yine yöntemimiz şu. Ee, isimlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir dik üçgen değil mi? Şuraya A açısı diyelim. Bu bir kare mi? Kare. O zaman bu kenar x ise burası da x kadardır. Şimdi şurası A, burası 90. Şurası da B açısı olsun. Bakın hep öyle diyoruz. A 90 B. Peki büyük üçgende baktığınız zaman A 90 şuraya ne kalacaktır? B. E burada da bir dik üçgen var. B 90. Şuraya ne gelecektir? A gelecektir. E, o zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine orandır. Burada 3 tane birbirine benzer üçgen var. A 90 B A 90 B. Bir de A 90 B. E, A açısının karşısında kaç var? x var. A açısının karşısında burada kaç var? 4 var. B açısının karşısında kaç var? 9 var. B açısının karşısında kaç var? x var. E, i̇şler dışlar çarpımından x kare eşittir ne çıkacaktır? 4 kere 9'dan 36. x'i bulmaya gerek yok burada. x 6'dır da e, burada karenin alanını kaç birim karedir diye sorduğu için cevap ne olacaktır? 36 olacaktır arkadaşlar. Evet. E, bu konuda burada sonuna geldik arkadaşlar. Özellikle çıkmış sorulara muhakkak bakalım ve bol bol soru çözelim. E, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum.